hem mankenlerden hem diyetisyenlerden hep fit bir görünüm bekleniyor. Biz manken değiliz. Yediği her şeyden şüphelenen, ya ne yesem kilo alıyorum diyen zaten kilo alıyor. <laughs> Bu da yanlış bilgi. 10 günde en fazla verdirdiğim kilo kaçtır diye düşündüğümde mesela en çok şu önce sonra fotoğraflarından nefret ediyorum. Hiç kimsenin annesinin yaptığı dolmayı yasaklamıyorum. Kokoreç'i de yasaklamıyorum. Hani tatlı da diyetin bir parçası olması gerekiyor. Tatlısız diyet olmaz diyorum net bir şekilde. Bazı meslekler vardır merak uyandırır. Aklına bir soru gelir ama soramazsın. Çünkü aptal görünmekten korkarsın. Ama biz korkmuyoruz. Şimdi senin yerine aptal soruları biz soruyoruz. Üstelik işinde uzman kişilere. Karşınızda 10 aptal soru. O da başı 40 yaşında bir diyetisyenim açıkçası. Ben 16 yıldır bu işi yapıyorum. Çok da severek yaptığım bir işe sahibim. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Beslenme ve diyetetik bölümü. Hacettepe Üniversitesi zaten bu ülkedeki ilk beslenme ve diyetetik bölümünün kurulduğu üniversite. Bu zamana kadar da 25 binin üzerinde her yaştan, her şehirden, her cinsiyetten danışan takip ettim. Ondan dolayı da böyle gerçekten böyle kendimi de doyurduğum kıymetli bir mesle mesleğe sahip. Allah ben demiyorum öyle bir şey. <laughs> bir kere şöyle bir şey var yani kilo ile ilgili veya beslenme ile ilgili birisi ekrana çıktığında hep şunu duyuyoruz. Az yiyeceksin çok egzersiz yapacaksın. Son 30 yıla baktığınızda ama devamlı artan bir kilo problemi var. Yani dünya şişmanlamaya devam ediyor. Mevzunun aslında az ye olmadığını ve bizim meslekle de az yeninin ilişkide olmadığını anlamak gerekiyor. Ben asla az ye demiyorum. Doya doya yediyorum. Doya doya zayıfla diyorum. Zaten bununla ilgili bir kitabım da var. Onun için bu soruyla ilgili kısımda az ye diyenden kaçın diyorum. Yeteri kadar yemek ...ve doymakla ilgili durumu fark edebilecek pozisyona gelmek önemli olan... ...onun için az yeden kaçınılmıyorum. <laughs> Bu da yanlış bilgi. Şehir efsanesi. Hiç kimsenin, annesinin yaptığı dolmayı yasaklamıyorum. Kokoreçi de yasaklamıyorum. Hani Adana kebap da yiyebiliriz. Ama diyet dediğimizde hep kısıtlayıcı söylemlerden oluşan listeler aklımıza geliyor. Herkesteki bildirim, geri bildirim de bu doğrultuda oluyor genelde. İyi bir diyetisyene gidiyorsanız, gerçek bir diyetisyene gidiyorsanız size ilk önce şunu sorar zaten. Sevdiğin yiyecekler neler? Diyeti de ona göre dizayn eder. Eğer ki burada da bir hatırlatma yapalım. Sevdiğiniz yiyecekleri yasaklayan bir kişiyle bu yola çıktıysanız lütfen uzak durun. Tekrar çünkü o sevdiğiniz yiyeceklerle verdiğiniz kiloları geri alacaksınız. <laughs> Vallahi kimse sertifikasını iptal edemez bir kere önce onu söyleyeyim. E, diyetisyenin e, diploması kilosuyla ilişkili değildir bir kere. 4 yıllık almış olduğu kıymetli mesleki eğitimiyle ilişkilidir. Kilolu bir diyetisyenden de danışmanlık alabilirsiniz. Aslında bu bize en çok gelen sorulardan ve eleştirilerden bir tanesidir. E, çünkü bir diyetisyenin kilo problemi varsa birey der ki ya bir önce kendisine bir, bir şey yapsaydı da sonra da bana yapsaydı hani bizim toplumda vardır ya kelin ilacı olsa önce kendisine kullanır şeklinde. Ama durum burada bu şekilde değil. Yani bizim meslek grubu olarak birazcık böyle hani hem mankenlerden hem diyetisyenlerden hep fit bir görünüm bekleniyor. Biz manken değiliz. Hani o noktada bir bunun hatırlatmasını yapalım. Diğer taraftan kimse bizim diplomamızı iptal edemez. Kilolu bir diyetisyenle de çalışabilirsiniz ve gerçekten çok fayda da görebilirsiniz. Kilo problemi olan o diyetisyen meslektaşımın da o probleminin altında ciddi sağlık problemleri olabilir. Bu hassasiyetle yaklaşmakta fayda var. Bazen tercih de olabilir. Yani birey yüksek kiloda olmayı tercih de edebilir. Saygı duyarız. Eleştirmeye gerek yok. Gitmeyebilirsiniz. Bu kadar basit. Ben pazartesi çalışmıyorum çok net. <laughs> Ve gerçekten bu pazartesinin diyet adına çok ciddi bir sendrom olduğunu düşünüyorum. İnsanlar pazartesi günü herkes yani bir şeye başlamak istiyor. Haftanın çünkü başlangıcı olarak tanımlanmış bir gün. Ve fakat bir uzman olarak pazartesi günlerinin diyete başlanılması için en yanlış gün olduğunu düşünüyor söylüyorum ben. Nedeni de şu. O gün ne yapıyorsunuz? İşinizi derleyip toparlamanız lazım. Haftanızı planlamanız lazım. Anneyseniz çocuğu planlamanız lazım. Çocuk okula gidecek. Siz onu yapacaksınız. Bunu yapacaksınız. Onun içerisine bir de diyetin planını o gerçekten çok anlamsız ve beyhude bir çaba. Onun için ben yıllardır da beni bütün danışanlarım bilir. Pazartesi günleri çalışmam ve diyette yazmam. Ee, Pazartesi günü genel önerim diyete başlanılmaması tarafta ama bir diyetisyenle tanışabilir, konuşabilir, diyet yapmaya karar verebilirsiniz. Sadece tanışmak için kullanın ama diyete başlamak için bence salıdan itibaren daha uygun. çok sorulan, üzerine en çok esprisi yapılan. Elvan Hanım size de geldim bir de yan taraftaki diyetisyene de gittim ki önden bir tane daha liste aldım. İkisini bir arada yaparsam hem doyarım hem kolay zayıflarım diye düşündüm gibi. Ee, yorumu olan bir soru aslında bu. Şöyle eğer ki hani birkaç tane diyeti bir arada alayım da zayıflayayım diyorsanız Ortalama bir diyete 400-500 kalorilik bir kalori bilgisi verirsek, ortalama böyle 1500 kaloriyle zayıflayacağınızı düşünürsek, 3 diyet birden zayıflayabilirsiniz isterseniz. Ama hani şöyle bir şey var ki, hani önemli olan şey aslında belirli bir kalorinin altında kalmadan süreci yönetmek. Onun için böyle hani 1200-1300 kalorinin altındaki diyet listelerini uygulamayın diye buraya ekleme yapmak isterim bu sorunun altına. Önemli çünkü. Ee, ama iki diyetisyene birden gidip de ekstra para vererekten de zayıflamaya ancak para orada cebinizi zayıflatırsınız. Başka bir şey olmaz yani. Ekstra bir hız katmaz size açıkçası. Bence kesinlikle. Beni de gıcık ediyorlar. <laughs> bu çok net yani. Şimdi bunlar çok özel ve nadide insanlar. Hepimizin böyle onar kişilik arkadaş grubunda mutlaka bir tane de bulunmaktalar. Ee, aslında bize şunu da hatırlatıyorlar bir yandan. Hani yiyerek böyle kafaya da takmadan bu kiloyu mevcudiyetinde tutmak veya formda kalmak müm mümkün. Çünkü nerede farkındaysanız böyle hani yediği her şeyden şüphelenen, ya ne yesem kilo alıyorum diyen zaten kilo alıyor. Ama bu arkadaşlara bakıyoruz. Yiyorlar, hiçbir şey hayatı da takmıyorlar, yediklerini de takmıyorlar ve kiloyu yönetebiliyorlar. Şimdi fizyolojik tarafını açıkladığımızda işin ama şöyle bir şey var ki son yapılan çalışmalarda bağırsak florasında bu bireylerin iyi bakteri sayısı, iştah yönetimine yardımcı olan, karbonhidrat metabolizmasını yöneten, daha çabuk tok kalmalarını sağlayan yardımcı bakteri arkadaşlarımız var, iyi bakteriler. Bunlar çalışkan bakteriler. Onların sayısı bunlardan da fazla. Yani bu arkadaşların dışkıları daha farklı çalışıyor ve hatta öyle çalışmalar var ki e, önümüzdeki yıllarda bunu da göreceğiz zaten. Bu dışkının içerisindeki bu bakteriler belki bir gün karşımıza kilo yönetimi için, iştah yönetimi için hap olarak gelecek. Yani dediğimiz probiyotikler aslında. Onun için bu arkadaşları sevelim. Bir gün onlara ihtiyacımız olacak çünkü. <laughs> olsa ne güzel çözeriz ya. Tüm dünyayı çözeriz, beraber çözeriz. Şöyle dağıtırın her yere gerçekten. Başta da söyledim ya 25 bin vaka baktım bu zamana kadar. 10 günde en fazla verdirdiğim kilo kaçtır diye düşündüğümde 4-5 kilodur galiba. O da morbid obez vakada. Yani hani vaka bize gelir 150 kilo. O vaka 10 günde 4-5 kilo verebilir. Çünkü büyük bir vücut ağırlığı vardır ve bireyler kilo kaybederken ilk aşamada kilolarının sahip oldukları kilonun yüzde ikisini kaybederler. Ama hani 10 günde 10 kilo verdiren mucizevi diyet anlayışı eğer ki böyle bir şey de varsa bugünkü bilimsel veriler doğrultusunda sağlık açısından ne kadar riskli olduğunu biliyoruz. Ve fakat internet sitelerine girdiğinizde çok rahatlıkla bu başlıklarda diyet listeleriyle de karşılaşabilirsiniz. Ama durum ortada, tüm dünyadaki obezite oranı ortada. Türkiye'de her üç kişiden bir kişinin obezite problemi var. Demek ki böyle bir mucize yok. Yoksa Sağlık Bakanlığı yayınlasın sitesinde herkes de zayıflasın yani bizim gibi bir meslek grubuna da ihtiyaç olmasın derdik. <laughs> of çok çok fena oldu. Ne yapacağız? Nereden? Buradan keselim mi? Ya da buraya bir tıpa falan koyabiliriz. <laughs> Güzel soru yani hani. Mide ameliyatı olmak yerine boğaz ameliyatı olsa kısmında ancak bir kapaklı bir sistemle bunu yönetebiliriz diye düşünüyorum. Ama mide ameliyatları ile ilgili burada şöyle bir görüşüm var. Ee, önemli bir yola çıkıyorsunuz ve geri dönüşü yok gerçekten o yolun. Ee, hayat tamamen değişiyor ondan sonraki süreçte. Onun için bu kararı verdiğinizde çok ciddi bir karar verdiğinizi ve hani mideye müdahale etmenin de aslında boğaza müdahale etmek Unutmayın, yani aslında ameliyatı boğaza da yaptırmış oluyorsunuz çünkü iki lokma yerken ya da bir yudum su içerken bile düşünmek zorundasınız. sonuçları üzücü olabilir şu anlamda. Erkekler daha çok kalori yakıyor. Bir hanımefendiye 1500 kalorilik diyet verirken bir beyefendiye 2000 kalorilik diyet vermek durumunda kalıyorum. Bu yaratılışıyla alakalı bir şey. Çünkü kas ağırlığı erkek yüksek geliyor, kadının da yağ ağırlığı yüksek geliyor. Doğurganlığından kaynaklı orada. Mevzu daha farklı. E şimdi geldiniz siz eşinizle beraber. Ben yazmışım size 1500 kalorilik liste. Boşu boşuna 500 kalori eksi de yiyorsunuz. E hanımın diyetini yaptık. Var öyle hanımın diyetini yapıp kilo veren, yandan yandan kilo veren ve hızlı kilo veren ve hanımefendilerin de depresyona girmesine sebebiyet veren. Çünkü hanımefendi şey diyor. E Elvan Hanım bana bir buçuk kilo verdirdi. Kocam dört kilo verdi. E verir tabii çünkü. Onun için çok düşük kalorili bir diyet. Hatta Sağlığı açısından da riskli bir diyet. Çünkü eğer ki eşlerinin diyetlerini yapıyorsa beyefendiler ne yazık ki kaybettikleri sadece yağ değil düşük kalorili bir diyet olduğu için hani o doğuştan sahip oldukları kas ağırlıklarını ya da spor salonlarında kazandıkları kas ağırlıklarını da kaybetmiş oluyorlar. Tavsiye etmiyorum efendim kendilerine eşlerinin diyetlerini yapmayı. <laughs> ...yanına otururum, beraber pasta yerim. <laughs> Şöyle, bir kere ben şekeri yasaklamıyorum. Hatta benim YouTube kanalımda da Az Şekerli Hayat diye bir bölüm vardır. Bunu da çok eleştiriyorum ben. Mesela gittiğim bir kebapçıda veya gittiğim bir pastanede... ...danışanlarımı görebiliyorum ama ben de orada diyetisyeni olarak orada görüyorum. Aslında birbirimizi görmüş oluyoruz. Yani o diyetisyenini görüyor, ben de. <laughs> İkimiz aynı şartlardayız, bence gülümseyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. <laughs> <laughs> bir problem yok. Birbirimize karşı alma işte olalım yapabiliriz böyle şeyler. <laughs> Bazen bazı şu suçları ortak işleyebiliriz. Ben çok suç gibi görmüyorum ondan dolayı diyorum zaten. Hani tatlı da diyetin bir parçası olması gerekiyor. Tatlısız diyet olmaz diyorum net bir şekilde. <laughs> diyetisyen olunur mu, doğulur mu diye <laughs> cevap verelim önce. Ben diyetisyen doğmuşum mesela diyebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. Çocukluğumdan itibaren baktığımda aslında hem yemeyle hem yedirmeyle hem de gerçekten kilo yönetimiyle ilgili mevzusu olan birisiymişim kilolu bir çocukluk, buzdolabında kalmış bir küçüklük yani hani. Çünkü çikolata ve tatlı bağımlısı olduğum için evde kaybolunca benim bulacakları yer genelde buzdolabı oluyormuş. Öyle o kadar ilişkili olunca ben diyorum ki diyetisyen olmakla ilgili kısımda bir de diyetisyen doğanlar var. Onlardan bir tanesiyim. Nasıl diyetisyen olunur? E, girersiniz ülkemizin nadide üniversite sınavlarından bir tanesine aldığınız güzel bir puanla da... ...ülkemizin kıymetli üniversitelerinden bir tanesinde beslenme ve diyetetik bölümünde... 4 yıl okursunuz, lisans eğitiminizi alırsınız. Ve fakat sadece aldığınız lisans eğitimiyle bu meslek icra edilmiyor. Gerçekten kendinizi o üniversite hayatı boyunca hem insan ilişkileriyle ilgili... ...hem insan psikolojisiyle ilgili, hem yaşadığınız ülkenin sosyokültürel kültürel yapısıyla ilgili donanımlandırırsınız... O öyle çıkarsınız meydane, güzel güzel de yaparsınız diyetisyenliğinizi. <laughs> Elektrikler kesildi. <laughs> yok değil tabii ki ama şöyle en sık duyduğum bahane şu hocam ya iş yemeğimiz vardı ucu kaçtı yani bir kadehde iki oldu üç mezeler çok güzeldi en çok bunu duyuyoruz bahane olarak açıkçası e, iş insanları için eee diyet yapmak veya bir beslenme rutini oluşturmak oldukça zor. Çünkü Türkiye'de iş insanının kendi iş rutini de olmadığı için biz çok sosyal bir topluluğuz. Yani her an hadi gel bir kahvemizi içelim, o arada da bir ihaleye imza atalım şeklinde olduğumuz için o kahve bir anda içkili mezeli bir masaya dönüşebiliyor. Öyle olunca da tabii bu iş insanların en çok yaşadığı bu düzensiz beslenme rutini, diğer taraftan iş hayatı karın çevrelerinde ciddi yağlanmalara sebebiyet veriyor. Ama diyet sürelerini de olumsuz etkiliyor. Onun için en çok mazeretimiz iş yemeğimiz vardı oluyor genelde. İnsanlarla bir arada olmak. Yani başka bir meslek icra edip bu kadar insan tanıyabileceğimi hiç düşünmezdim. Yani hani 25 binin üzerinde vakayla uğraştım bu zamana kadar. Onlarla birlikte bu yolu geldim ve bir hayat paylaştım. Ve o 25 bin ayrı vaka bana 25 bin ayrı elvan tanıttı kendim dedi. O anlamda en sevdiğim tarafı insanla ilişkide olan, insanın hem bedensel hem zihinsel hem ruhsal doyumuna hizmet eden ve şifalandıran bir meslek olduğu için mesleğimin bu tarafını çok seviyorum gerçekten. Önemediğimiz yanı beden istismarı üzerinden oluşmuş dili ne yazık ki. Mesela ki itibarımızı ciddi anlamda kaybettiğimiz bir süreçteyiz. Bu beni çok üzüyor. Zaten sosyal medyada da bu anlamda çok ciddi anlamda paylaşımlarda da bulunuyorum. Mesela en çok şu önce sonra fotoğraflarından nefret ediyorum. Yani bir bireyin öncesi böyleydi, sonrası böyle oldu, ne güzel oldu. Öncesi de çok iğrençmiş Yahut dedirttirecek bir duruma... Sebebiyet vermemesi gerekiyor bir diyetisyenin. Ondan dolayı genç meslektaşlarıma buradan sesleniyorum lütfen başarılarınızı bireylerin önce sonra fotoğrafları üzerinden kurgulamayın. Bunun ne kadar kıymetli ve özel bir hak olduğunu ve beden istismarı olduğunu unutmayıp bu konuda saygılı davranmaya hem mesleğimiz adına hem de insan hakları adına özen gösterin diyorum. 7 aylık hamileyim. Çok severim topuklu ayakkabı giymeyi falan. Biz diyetisyenler süslü püslü giymeye bayılırız zaten. Topuklu ayakkabılarına tıngır mıngır salona gittim. Danışanımı alacağım. Fransa Büyükelçiliğinden bir beyefendi gelmiş. Yanında da tercümanıyla beraber gelmiş zaten. Dedim buyurun alayım içeriye. Beyefendi kalkmadı yerinden. Şöyle bir baktı bana. Hay Allah dedim ya yani yanlış bir şey mi yaptım falan. Sonra da karnıma baktı. Ondan sonra hanımefendiye bir şey söyledi. Dedim bir problem mi var? şey göbeğinizden rahatsız olduğunu söyledi kendileri. Hani kendi göbeğini çözmemişken benimkisini nasıl çözecek? Biraz huysuz da bir beyefendi benimkisini nasıl çözecek? gibi bir şey söyledi Elvan Hanım. Çok özür diliyorum dedi. Yo dedim kendisine iletirseniz yani benim 7 aylık bir mazeretim var. Hani onun üzerinden düşünürse çok seni Ondan sonra beyefendi o kadar utanmıştı ki her haftaki yaptığınız görüşmelerde de hem galiba Mavi Deniz'e muazzam böyle güzel söylemleri olmuştu. Hem de kendisini zayıflatmıştım tabii ki. Göbeğiyle ilgili bir mazereti kalmamıştı. Ben de doğurduktan sonra eski formuma döndüm ve dedim ki bakınız buyurunuz. <laughs> o şekilde bir anım vardır. Doyma mevzusunu sadece yiyecekler üzerinden kurgulamayın. Ve bir kişinin doymakla ilgili kabiliyetini e, bir şekilde kazanması için hayatla ilgili uğraşılarının çeşitli, lezzetli ve renkli olması gerekiyor. Her şeyi fark ederek ve nereyi neyle doyuracağımızı bilerek yaşamamız gerekiyor. Onun için dediğim gibi hani o tabaktan doymak istiyorsanız önce hayattan nasıl doyduğunuzla ilgili mevzunun peşine düşmeniz gerekiyor.